Evet. Abla Satar Güliz geliyor. Buyurun. İşte buradayım. Cüneyt aklı tersi gibi atladı. Güliz Hanım, neşeli, eğlenceli birisiniz anladık ama bugün biz sizden dört dörtlük bir temizlik bekliyoruz. Beklenen performansı göreceksiniz evde inşallah. Evde bir koku var. İğrenç evde. Böyle bir rütubet gibi böyle. O zaman hadi git maske tak gel. Evet, ben takacağım. Midem bulandı çünkü. Güliz, sen bu kokuyu nasıl almıyorsun? Alıyorum. Güliz Hanım, bizi nasıl bir temizlik bekliyor? Çok ince, çok detaylı, çok güzel. Yani salona girdiğin zaman gerçekten girilmiş gibi görülen bir temizlik istiyorum. Yani bekliyorsunuz, ben de bunu yapacağım zaten. Kim girmiş gibi? Ben girmişim gibi tabii ki. Güliz girmiş gibi. Peki 4 saatimiz olduğunu unutma. Tabii ki unutma. Bir yerde çok oyalanırsan, aslan, diğer yerlerin kalırsa bu bir yerin girilmişliğinin bir anlamı kalmaz. Bunu baştan Kadir söyleyeyim. Kadir Bey, ben de zaten bunun için yani 2 gündür yorumlarım bunun adına değil mi? Şimdi senin 2 gündür yorumların çok farklı. 2 gündür yorumlarda 4 saatten ziyade daha çok girdiğiniz yere işte pirizliydi, göze gelmiyor dedin. Evet. Ben de dedim ki göze gelene kadar uğraştığında diğer yerlerine süre yetmeyebilir. Ama bir perizin üstünde almayacak kadar göze gelmiyor. Orası ayrı tabii. Yani. El hızlılığı, pratiklik apayrı bir şey. Evet. Bugün senin pratikliliğini göreceğiz. O zaman ne diyoruz? Helvacı helva. Helvacı helva, şeker lokumlu helva. Helvacı. Salon mu burası? Salon. Arkası gel. Süper, inanamıyorum, sabah var, süper. Şeker dokunma helva. Ama sıcak helvacı mı? Helva yapar, helvasına bal katar. Helvacı helva çok yapar, güzel, helvasına i̇şte, bal katar. İşte bunu dediğim olay budur. Şimdi biz bugün bunu söküp içini temizleyeceğiz tabii mi? Tabii ki temizleyeceğiz Kadir. Niye temizlemeyelim? Aynen böyle içine bir şey sokacağız, böyle pipi yapacağız. Sonra böyle böyle yapacağız, sonra takacağız. Pır pır yapacağız, bele bele yapacağız. Kız hiç kış günü soba sökülür mü? Soba dediğim bahar aylarında temizlenir. Sökmeyelim mi Kadir? Dolu değil midir içi boruların falan filan? Daha sobaları kuralı kaç ay oldu ki soba dolsun? Ama ben onu yapardım. Yapmayalım mı? Benlik değil. Zaten sen de yapacağım dedim. Tamam, bugün tabii, sen onu yapmazsan seni topa tutarlar. Aynen, tabii ki yapacağım. Sonra finalde onu benim üstüme atarsın. Zaten sana sobanın olması benim için artı bir enerji gücü oldu, güzel oldu bence de. Güliz ablanın soba iddiası boş bir iddiaydı. İyi ki de bugün onun evine şansına bir soba çıktı ve bu sobanın tamamının temizlenmesini istiyorum ki göreyim gerçekten bahsettiği kadar iddialı ve titiz mi, onu görmek istiyorum. Koltuklar lekeli bak. Koltuklar Kadir, kirli, gerçekten halı kirli. Yani açıyorum şöyle. Evet. Kadir'cim şu camları görüyorsun, şu ahenkle dans edecek buralar falan böyle böyle. Bunların hepsi gidecek Kadir'cim. Tamam, ben bantlar gidecek. Zaten plastik doğraması da güzel. Evet, evet, aynen öyle. Yani göze gelecek bir şey olacak. Yani Güliz'in girdiğini her şekilde anlayacaksınız bence. Peki şu koltuklar çıkar mı sence? Bence çok zor. Çıkacağını sanmıyorum ama yine de silinecek. Peki bu koltuğa girdiğinizi nasıl anlayacağız? Göreceksiniz finalde. Kendi deodorantını sıkacak. Lekesi çıkmaz ki bunların. Aynen, çıkmaz. Girişte öyle söyledi ama duymadın. Duydum, tamam da yani yeni şey mi sekeyim ben bunu, öyle değil Güliz mi şimdi? Keşke sana biraz daha kirli bir ev çıksaydı. Nasıl kirli bey? Ya daha böyle kirli, berbat ama en azından evde silip süpürdüğüm biraz parıldardı. Burada da detay öyle arayacaklar. Televizyon arkası, örümcek ağı, soba o borusu, kapı, pervazı. Mesela bakın Kadir Bey, dediğim olay bu Kadir. Bak mesela ben buraya girdim değil mi? Evet. Ya yani temizlik dediğin zaman yani A'dan Z'ye her şey olmalı bence demek istediğim A'dan o. Z'ye. Güliz'le. Çiçeğin yaprağının tozunu bile alırım diyorsunuz yani. Öyle mi? Tabii ki yani, budur bence temizlik. İşte bu ya. Bence de. Hadi mutfağa gidelim biz. Hadi gidelim. Hadi. Oo, mutfakta da bir şey yok. Ay inanmıyorum, Allah'ım şükürler olsun. Kız Güliz, vallahi anan seni Kadir. Ya gerçekten olmuş. Dün de top önüme fırladı zaten, bugün yarışacağımı biliyorum. Yani çok ağır kir yok, detay kirler. Çok şükür, seni bana verene. Ay çok şükür. Bulaşıklar yıkamıyor mu şimdi Kadir? Bulaşık yıkamıyoruz. Bir şey diyeceğim, dolabın altı bak, gel ben bir dolapları incele. Var ya, ben 4 saat. Kız hele incele. Daha İncelemeye gerek yok Kadir, yani ben tamam, görünen köy kulağımız istemiyor zaten. Şükür Rabbim, ya Rabbim, şu dolaba bir bakayım. Mutfakta ocağı yok, davlumbazı yok, hiçbir şey yok. Bulaşık makinesi desen temiz, kirli değil. Mutfağı kirli bir mutfak değil. Üstte sadece biraz yağ var, o. Ay Kadir, bunu bir tamam, bitti. Bu kadar. Yalayı biteceğiz. Aldık, bitti. Yukarıya kaldıralım da üst tarafa da baksın. Bir örümcekler falan. Nasıl bakacaksın falan sen oraya? Bacağından kaldır. Şu? 10 kilo kadın ya. Kaldır işte. Bu kadar zayıf mı ki? Evet. 55 kilo. Düşer mi? Oradan sen oradan onu görebilecek misin? Tabii ki göreceğim ben. Tezgaha bastı, tezgaha bastı. Aklım çıktı. Ya tezgahın yanında. Titiz Güliz. Tezgah basışı. Pardon da Kadir. Ellerin altına. Titiz Güliz şu hale bak.
Bunun üstüne şimdi tertemiz kendimi bastım. Tertemiz cillop gibi yapacağım ben burayı zaten. Maalesef ki şu anda tezgahın üstüne bastın sen. Hiç öyle şey olur mu? Olmaz mı? Ay buralara bak bak, buralar kötüymüş. Ama şu anda Kadirciğim... Şu an bunu görse neydi o Ümmühan? Ama şu an tertemiz bir şey değil. Ben burayı cillop gibi yapacağım zaten. Tertemiz olsun olmasın, mutfak tezgahı olsun. Biz ayağımızda hiç çöp açıp seviyoruz. Kirli paslı şeyler var. Evinde yapılmayacak hiçbir iş yok. Normal bir ev gibi resmen. Tertemiz. Gülüz'ün bu evi bal dök yala yapması lazım. Yoksa ben aksi takdirde puan asla alamaz. Neyse. Oo, peki. Al sana priz. Dün prizle evet, takmıştı. Evet, aynen öyle. Buraları böyle terleyeceksin, terleyeceksin. Demek istediğim olayı anlatayım. O... Küf var, pas var, bilmem ne var değil mi? Tamam, komple o evi bu zaten boyayamız bir şey bu. Peki tamam. Ay, bak, şurası... O kadar detaya girme. Bak, beni şurası... dinle. Salona ne kadar süre veriyorsun? 1 saat 15 dakika boruları olduğu için. 1 saat 15 dakika mı? Hı. Çok değil mi sence? Boru olduğu için diyorum ama. Hı, 1 saat. Aha yani. Tamam, mutfağa ne kadar veriyorsun? Mutfakta yani çok ya hızlıyım biliyorum ama yine de ben çok şey yapmak istemiyorum. 1,5 saat diyelim hadi. 1,5. Bu dolaplardan için... mı? Bak içleri evet, dolu bunların. Evet, bu dolaplarla kateci. Peki, 1,5 saat dedi. Evet. Ben bu saat hesaplarına inanmıyorum. Temizliğin hakkını verin, o yeter. Hakkını vereceğim zaten. Zaman dilimini yaymak istemedim. Sen öyle dedin diye ben sana zaman verdim. Banyoya geçiyoruz. Mutfakta bir hinlik var da ondan sordum. Hayır, ben sormak için sordum. Salona geç. Sormak için soru sorma. Banyoya geçiyoruz. Oo, burası da gayet güzel. Hayır, borulara bakar mısın Kadir? Bir şey diyeceğim. Boruda ne var? Tuvalet temiz bak. Tertemiz. Küvette de çok bir şey yok. Allah'ım beni sevdiğini biliyordum. Ben de seni çok seviyorum. Ama şu borular yok mu? İnşallah bundan biri vardır. Kadir, şu boruları ben fırçalamak istiyorum ama. Böyle su döküp fırçalamak istiyorum. Tamam. Olur mu? İzin verir misin? Bu yatak odası şifon yeri de burada. Burada ne? Bilmiyorum. Olabiliyor. Aynen. Biz ocaklı fırın bile gördük banyoda. Size özel huni de var isterseniz. Ne yapacağım ben? Kafamı deli gibi gezerim artık. Deli gibi gezerim artık. Madem seninle uğraşmayı seviyor bak. Evet. Boruları yıkayabilirsin. Sandalyeye çıkarsın. Güzel araba fırçasını fırçalarsın. Şurada böyle orayı da yıkayacağım da bu boruları ilk başta Kadir nereden başlayalım biliyor musun? Heh. Bence ilk başta şeyden başlayalım. Tuvalet. Mutfaktan, hayır. Mutfak. Mutfak çok önemli. Detay isteyen bir yer. Tamam. O yüzden mutfaktan başlayalım diyorum. Sonra boruya girelim, sonra buraya. Çünkü buraya her şeyi burada yıkayacağım için. Burası geniş sen, ya. Bir saniye, sen sobanın borularını suyla mı yıkayacaksın? Ya Kadir'cim, bir tane bana böyle bir sopa getireceksin. Tamam. Ucuna böyle hani... Sen onu bu banyoda mı yapacaksın? Tabii ki. Olan banyodan her yerini is yap kız, bahçeye çıkarız. Olur mu öyle şey? Bir soba öyle mi yapalım? Evde, tabii, soba borusu evde yıkanır. Ama geniş diye dedim. Şuradan hayır, gider gider. Koskoca Sancaktepe'nin caddesi dar mı geldi? Banyoda olmaz. Burada yapın işte. Hayır, çiviler batar. Çivi yok ki Kadir. Ne var çivi? Ne çivisi Kadir? Aynen, buraya koyacağım bak. Bak şuraya koyacağım. Böyle. Aynen aynen. Sen nasıl diyorsan. Bence öyle. Bence siz bu işi biliyorsunuz. Biliyorum tabii ki ya. Burasının temizlenmesinde ne var sanki? Bir su dök gitsin. Aynen öyle. Niye su dökeceğim? Hayır, böyle kremini falan süreceğim böyle. Kremini... Sır kremini. Hadi gidiyoruz bakalım. Helva, şeker lokum mu helva? Almasan alma. Ballısı valla. Haydi bakalım, kovaları deterjanla alıp mutfağa geçiyoruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.